yüksek bir oyunculuk gördük ama yoruldular mı ve bazı örneğin oyuncu değişimleri daha yapılabilir miydi? Bunu uzmanıyla Ercan Taner'le konuşmamız lazım. Çünkü Skype'da bizi bekliyor. Ercan Bey hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Yani biraz sesim falan kısıldı tabii benim. Biraz üzüldüm dünkü mağlubiyet sonrası, açık ve net. Ama tabii ki bence yani Türkiye'nin %90'ı bu halde bu sabah. Ama doğru söylüyorsunuz. Şunu da söylemek lazım. Nasıl coşkuyla onları izlediysek aynı coşkuyla onları da karşılamamız lazım. Yıllarca bence yıllardır yaşamadığımız bir gururu bize yaşattıkları için. Evet, maç sonu ben de sizinle ve milyonlarla aynı duyguları paylaştım. Her şey bitmişti bir anda. Ben hatta 3-1 kazanırız demiştim. Bayağı evet. Da fazla skor vermem iddialıyımdır. Maç bitti. Ben yeşil sahadan koptum. Her şeyden uzaklaşmak istedim. Hemen bir film açtık ve olaydan kopmak istedik daha doğrusu, ama yine de aklınızda hep neler yapamadığımız vardı. Şunları yapamadığımızı söyleyebilirim. Bizde klasik bir olaydır bu. Şimdi ilk yarıda 1-0 öndeyiz. İkinci yarı başlıyor. Hiçbir teknik direktör, hadi çocuklar çekileceğiz, savunacağız, biz bu sonucu koruyacağız, çok adamla kendi yarı sahamızdayız demez. Bu kadar çok geriye yaslanmak demek, gol yemeye davetiye çıkarmak demektir. Bu bir psikolojidir ve biz yıllardır milli takım olsun, kulüp takımlarımızın Avrupa sınavları olsun, bu geriye yaslanma psikolojisini bir türlü üstümüzden atamıyoruz. Oyuncularımızın içinde böyle bir duygu var. Çünkü 1-0 esasında bir avantajdır. Evet. Ve rakip sizin üstünüze gelecektir. Bu gelmeden çok iyi faydalanacak oyuncularımız vardır. Az önce şöyle bir cümle kullandınız. Bazı oyuncular geç mi oyuna girdi diye. Burada herkes aynı şeyi düşünüyor. Kenan formda değildi, etkili değildi. Evet. Onun yerine oyuna girebilecek, daha çabuk, daha hazır ve bu maçlarda bizi gole götürebilecek. Mesela Kerem sonra girdi ama geç kalınmıştı. Semih maçın bitmesine 3 dakika kala oyuna girdi, geç kalınmıştı. Buna rağmen 2 gol pozisyonu var. Evet. Bu oyuncular girdiği anda Hollanda milli takımı karşısında ikinci golü bulabilirdik. Direkten dönen bir topumuz var. Ama 5 dakikalık bir çöküş bize maalesef eğlenmemize yol açtı, öyle söyleyeyim. Evet, kesinlikle. Şimdi örneğin Semih'le ilgili de dediğiniz gibi fazlaca mesaj var gelen. Beraberinde acaba gerçekten çocukların yorgunluğunu biraz hiçe mi saydık acaba diye bir öngörü de var. O artık 1-0'lık galibiyetin ardından bir miktar vites düşmeye başlıyor. Yani ikinci yarı itibariyle o ilk yarıdaki savaşçı ruh maalesef gerilemeye başlıyor. Sizin de ifade ettiğiniz belki taktiksel unsurlar da var burada söz konusu olan, ama ikinci yarıda dinamikler nasıl değişti sizce statta? Ve tabii ki şu an artık yavaş yavaş teknik direktörün de devamlılığıyla ilgili sorular var masada evet, tartışılan. Sizce yola devam eder mi, yoksa bir teknik direktör değişimine bu çocuklar, harika harika çocuklarımız bir araya gelmişken böyle bir risk alınmayabilir mi? İlk soruya şöyle yanıt vereceğim. Biz yorulmadık, psikolojik olarak geriye çekildik, tekrar söylüyorum. Bu da normal. Hollanda milli takımında Gakpo uluslararası başarısı yüksek. Depay bu tarz maçları oynamayı bilen ve yine savunmada dün iyi olmamasına rağmen Van Dijk uluslararası anlamda tecrübesi çok yüksek ve kalecileri mükemmel oynadı. Fakat kaleciyi bir kenara bırakırsak bu oyuncular gözümüzün önünde baskı yiyoruz ve buna karşılık veremiyoruz. Ya yani yorgunlukla bunun ilgisi yok. Biz geri çekilen her takım böyle baskı yer. Ve dediğim gibi atağı çok az düşünmeye başladık. Çünkü oyundan mutlaka bize 1-0'la bu 1-0'ı korumalıyız. Bilinçaltı var ya. Evet. Dünyanın en tehlikeli düşüncesidir. Ve bu yüzden hücumu az düşünürseniz ve dediğim gibi işte o değişiklikler biraz
Bence gecikti. Tabii bunu en iyi bilen teknik direktördür. Ona bir şey diyemem. Saha içinde ne düşünüyor, ne yapıyor, düşüncelerini sahaya yansıtıyor ya da ya galiba bu 1-0'ı koruyoruz mu diyor. Bunları bilemem. Bunu kendisi yanıtlayacaktır ki açıklamalar yaptı ama daha sonraki günlerde sıcağı sıcağına yapıldı bu açıklamalar. Daha sonraki günlerde herhalde daha iyi açıklamalar yapabilir. Değişime gelince, şimdi bu teknik direktörle biz çeyrek finale yükseldik, yarı finalin kapısından döndük. Hı hı. Ve önümüzde bir federasyon başkanlığı seçimi var. Bu federasyon başkanlığı seçiminin sonucu ne olacak bilmiyorum. Ve herhalde iki aday, dört aday var ama iki aday ön plana çıkıyor. Evet. Büyük Ekşi daha henüz adaylığını açıklamadı. Servet Yardımcı UEFA yönetiminde, icra kurulunda ama Merih olayında iyi puan aldığını söyleyemeyeceğim. Hı hı. Kamuoyundan. Kendileri karar verecekler. Fakat teknik direktör değiştirsek ne kazanırız? Şimdi bu oyuncular bu teknik direktörle çalıştılar. Bu teknik direktörün olayını biliyorlar. Ve bu teknik direktörle beraber biz çeyrek finale kadar geldik. Böyle düşünenler olabilir ya da hayır, bu teknik direktör görevini yapmıştır ve yollar ayrılmalıdır diye düşünen olabilir. Bu konuda sıcağı sıcağına karar vermek değil, biraz düşünerek karar vermemiz gerekiyor. İşte burada yöneticilere iş düşüyor ama, hı hı, dediğim gibi seçim var. Hangi yöneticilere bu iş düşecek ya da milli takımın başına kim gelecek? Ama önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum kamuoyu bu konuyu konuşacak. Peki. Teknik direktör kalsın mı gitsin mi başlıyor. Evet, yani muhtemelen. Yeni bir başlığımız oldu. Bunu göreceğiz. Evet, zaten çokça konuştuk aslında ama Merih Demiral'ın başına gelenlerle beraber unuttuk geride bıraktığımız süreci. Belki oradaki taktiksel, evet, hataları da. Ve Merih Demiral bir anda o gündemi ciddi anlamda tabiri caizse meşgul etti aslında. Çünkü haksız yere aldığı bir ceza söz konusuydu. Ama her, evet, şeye rağmen o olsaydı maçın matematiği değişir miydi sizce? Bu baskıyla değişmezdi. Ya yani bu baskıyı kabul ettiğiniz için değişmezdi. Çünkü artık geriye yaslanmıştık. Evet. Ama şöyle bir gerçek de var. Maçta Hollanda milli takımının iki kırmızı kart görmesini herkes yazıyor. Biz de bu pozisyonları tekrar tekrar izledik, baktık. Mesela Barış'ın pozisyonu, Barış Alper'in pozisyonu. Evet. Orada hakem oyunu durdursa, bariz gol şansı var pozisyonda. Hakem orada oyunu durdursa, faulü verse o pozisyon kırmızı kart. Evet. Mert'in ayağına basılan pozisyon var. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Sarı kartı gösterdi. VAR'dan uyarı gelse, pozisyonu izlese mecbur sarı kartı iptal edecek ve kırmızı kartı gösterecek. O olabilirdi. Şimdi burada maç içi dengeleri değiştiren bir hakem de var. Bunu da belirtelim. Kesinlikle öyle. Yani tamamıyla hakeme sığınmıyorum ama bu tarz turnuva maçlarında bu iki hatayı yaparsanız rakibe moral de verirsiniz. Siz de ya ne oluyor der bizim oyuncularda. İki pozisyon inanın çok kritik. Böyle iki pozisyonda hata yapıldığı zaman da işte böyle dengeler maalesef değişiyor. Peki şimdi